20 Ocak 1921'de kabul edilen ve anayasa özelliği taşıyan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile birlikte egemenliğin Türk halkına ait olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Ancak halen daha saltanat ile idare edilmeye çalışılan ülke, batışın eşiğine doğru hızla ilerliyordu. Bunu kabul etmeyen saltanat hükümeti çeşitli önlemler almaya çalışıyor, ancak Türk halkın iradesi ve egemenliğini kıramıyordu. Nitekim 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanat tamamen kaldırdı. Artık padişah kavramı ortadan kalkmış ve Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak sona ermişti. Artık saltanatın yer almadığı ülkede halk meclis hükümeti tarafından yönetilmeye başlamıştı. Her bakan ve yardımcıları meclis tarafından seçiliyor ve tayin ediliyordu. Rejim sorunuyla da karşı karşıya kalınmıştı. Yönetim şekli değiştirdikten sonra yeni yönetim belirlenmesi hem huzursuzluğa yol açmış hem de dış ülkelerde bağlantılarla zayıflık meydana gelmeye başlamıştı. Aynı zamanda yönetimin başında belirgin bir kişi bulunmamasından kaynaklı olarak iç meclis karışıkları ortaya çıkıyordu. Meclis içerisinde yaşanan sorunlar da bunlarda da sınırlı kalmıyordu. İcra vekilleri heyeti üyeleri bu karışıklık vaziyetini çalışmaktan pek hoşnut değildi. TBMM başkanı olan Ali Fuat Bey'in görevi bırakmak istemesi ve meclisin oy birliği ile Rauf Bey'i seçmesi sonrası karışıklık gün yüzüne çıkmıştı. 25 Ekim 1923 senesinde Mustafa Kemal Paşa hükümeti Çankaya'da toplanarak durum raporu istedi. Vekiller heyetin istifasını ve yeni vekiller atanmasına karar verilen bu toplantı içerisinde Cumhuriyet düşüncesi için mecburi adımlar atılmıştı. 28 Ekim 1923 tarihinde Çankaya Köşkü'nde İsmet Paşa, Fethi Bey, Kazım Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa uzun süre görüşmeler sonucunda akıllardan çıkmayan o sözü söyledi. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Bunun üzerine İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa gece boyunca yeni kanun tasarısını birlikte oluşturdular. 29 Ekim 1923 sabahında ise Türk halkı artık egemenliğine kavuşacaktı. Mustafa Kemal Paşa, mecliste yaşanan kararsızlıkların ve karmaşaların kesilmesi, hükümet görevlerini harfiyen yerine getirmesi ve sükunet içinde bir toplum oluşturması adına Cumhuriyeti ilan edilmesi gerektiğini ifade ederek anayasa değişikliği teklifinde bulunmuştu. Her maddesi ayrı ayrı okunarak kabul edilen Cumhuriyet düşüncesi artık resmi olarak karara bağlanmıştı. Cumhuriyet ilan edilmişti. Kanuni Esasi Ercümeni tarafından usulen incelenip onaylandıktan sonra Yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde onaylanmış oldu. Bu tarih Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edilmişti. Her 29 Ekim gününde kutlanan bir milli bayram olarak kayıtlara geçmiş oldu. Tüm ülkede bayram havası yaratması sonrası bu karar alınarak uygulanmaya konulmuştu. İlk Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen kişi Mustafa Kemal Paşa olmuştu. 158 üyenin oy birliği ile Ankara Milletvekili olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Bundan sonra devletin değişmez ismi Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Bu müddette halife unvanını koruyan Mehmet Vahdettin ise 10 Kasım'dan son cuma selamlığına katılmış fakat ardından aldığı tehditler ve hayatının söz konusu olduğu gerekçelerini öne sürerek Malatya'ya kaçmıştı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Kasım'da Veliaht Abdülmecit Efendi halife olarak ilan etmişti. Fakat 3 Mart 1924 senesinde çıkarılan 431 sayılı kanuna göre halifelik ünvanı kaldırılarak Osmanlı soyundan olan kişilerin yurt dışına sürgünlerine karar verilmişti. Cumhuriyet, halkların eşit ve özgürce yaşaması, Atatürk'ün bizlere sunduğu en güzel inkılap, en güzel devrimdi Cumhuriyet. Modern çağı yakalamak, teknolojide ilerlemek, hak ve hukukun karşısında eşit konuma gelebilmek için önemlidir Cumhuriyet. Cumhuriyet olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti değil de Osmanlı İmparatorluğu devam etseydi ve bizler saltanat ile yönetilseydik, günümüzdeki haklarımızdan, hukuklarımızdan ve imkanlarımızdan yoksun ve bir haber olacaktık. Saltanatın kaldırılmasından sonra Türk halkına bahşedilen Cumhuriyet bilinci, ilelebet paydar kalacak bir husustur. Peki, gelelim Cumhuriyet kavramının hiç olmaması gereken bir senaryoda bizleri neler beklediği? İnkılaplar geri kalacak, hak ve adalet arayışına eşit olmayacak, din ve adalet işleri birbirine karışarak ekonomik anlamda çöküşe gireceğiz. Avrupa'yı devletlerin seviyesine asla ulaşamayacak ve iç savaşların yaşandığı, fakirin fakir, zenginin ise çok zengin olduğu, sefa sürdüğü sınırsal bir toplum olarak yaşamaya çalışacaktık. Cumhuriyet düşüncesi asla ortada olmayacaktı. Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'ya yayılan bu düşünce akımından elbette Osmanlı da etkilenmişti ve bu etkiler uzun müddet halka yansımıştı. Atatürk olmasaydı
olmasaydı Cumhuriyet kavramı da olmayacaktı. Muhtemelen meşrutiyetle yönetimi devam eden Osmanlı Hanedanı'nda en büyüğün tahta geçtiği bir yerde yaşayacaktık. Tek bir karar merciye bağlı olan divan heyetlerinin bulunduğu bir yönetime sahip olacaktık. Elbette modern çağ ayak uyduran bir saltanat rejimi söz konusu olacaktır. Fakat hiçbiri Cumhuriyet ve özgürlük kadar değerli olmayacaktı. Demokrasinin varlığı, halkın kalkınması, güçlü ve özgür bir milletin yücelmesi anlamına geliyordu. Atatürk'ün bize sunduğu bu kutlu düşünce sayesinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmiş durumdayız. Elbette laiklik ilkesi de söz konusu olmayacaktı. Osmanlı din ve devlet işlerini hep birlikte yürütüldü, herkesin malumuydu. Laiklik kavramının olmadığı için yine din ve devlet işleri birbirine arka çıkacak, halifelik devam edecek ve halifelik uğruna nice entrikalar dönmeye devam edecekti. Halkçılık ilkesinin de Osmanlı toprakları içerisinde benimsenmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Devlet işlerinde, tarım sektöründe veya herhangi bir alanda halkı ön plana tutan bir anlayış olmayacaktı. Devlet içinde kayırmalar devam edecek, insanların hakkı yenme devam edecekti. Toplum düzensizliğe hakim olacak ve sınıf farklılıkları gözetilmeye başlanacaktı. Belki de fakir çok fakir, zengini çok zengin bir ülke bütünlüğüne sahip olacaktık. İnkılapçılık zaten baştan olmayacak bir durum. Aynı milliyetçilik gibi. Fakat devletçilik ilkesinin görünen zararı bir hayli fazla olacaktır. Ekonomik anlamda halihazırda dar boğaz yaşayan Osmanlı İmparatorluğu yeni plan ve programlar yapamayacağı gibi borç batağında sürüklenme ihtimali de bulunuyor. Ekonomik kalkınmanın pek mümkün olmayacağı gibi aynı zamanda savaş sonrası toplanma süresine bir hayli uzun olacaktır. Peki inkılaplar dışında yapılan devrimler, Atatürk'ün getirdiği cumhuriyet sisteminde uygulanan kadın ve erkek eşitliği olduğu gibi bir halk sistemi Osmanlı'da mümkün olacak mıydı? Bu sorunun cevabı hayır. Kadınlar asla erkekleriyle eş değer olmayacaktı. Ne kanun önünde ne de söz hakkı konusunda. Zaten seçim gibi bir dert yaşanmayacağı için kadın hakları ayakları altına alınacak ve ülke diğer Avrupa ülkelerinden geri kalacaktı. Tekke, zaviye ve türbelerin devam edecek olması, tarikatçılar ve cemaatçilerin artmasının önünü açacaktı. Zaten laiklik olmayacağı için din sömürüsü bir hayli fazla olacaktı. Şapka ve kıyafet devrimi, soyadlı kanunu gibi devrimler de asla yaşanmayacaktı. Halen Ahmetoğlu Mehmet şeklinde hitap usulleri kullanılacak ve yurt dışı işlemlerinde bu büyük bir sorun teşkil edecekti. Aynı zamanda Türk harf kabulü de asla gerçekleşmeyeceği için tüm ülke günümüze dahil olmak üzere hep Osmanlıca konuşmaya devam edecekti. Arapça ve Farsça yazım kullanılacaktı ve bu da ülke dışı işlemler dahil olmak üzere çoğu Avrupa'yı mecrada sıkıntılara yol açacaktı. Sanayi Teşvik Kanunu belki farklı bir adıyla çıkartılırdı ama bu kadar efektif olmazdı. Fabrikalar kurulamayacaktı. Zaten dışa olan bağımlılık söz konusu olacaktı. Borç batağında olan Osmanlı İmparatorluğu maden işletmeciliğinin tümünü dış ülkelere verebilirdi. Aynı zamanda Türk sermayeleri kullanılarak adeta ucuz işçi politikasının benimsediği topraklar haline gelebilirdi. Bugün çoğu üründe gördüğümüz Made in Turkey yazısını gören kişiler bunların ucuz ve kalitesiz ürünler olduğunu anlardı. Atatürk'ün varlığı, ülkenin kalkınması, başarısı ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önem taşımıştı. Cumhuriyetin ve özgürün halk ile buluşması, kadınların herkes gibi özgürce yaşayıp eşit haklara sahip olması, sanayide devrimler ve eğitim öğretimde çığır açan yenilikler hepsi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun paşam.